Seninle bir iki dakika konuşabilir miyiz Sibah Hocam? Ne istiyorsun Efsun? Şu İsmail olayını bir öğreneyim diyorum ya. Hayırdır, nedir? Neden bahsediyorsun anlamadım. Ya bu aranızdaki şefkat, sevgi, bir anda gelişen dostluk üçgeni nedir? Onu merak ediyorum yani. Ne yapıyorsunuz? El ele tutuşup frapan mı içiyorsunuz birlikte bir de? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Devagoji yapma bana. Anlatabiliyor muyum? Biraz önce gördük sizin ne yaptığınızı. Sen orada ateşle kavga ederken kendini önüne attı. Böyle bir cesur hareketler, seni koruma bilmem neleri falan. Böyle bir takım şeyler, içgüdülerle, bir şefkatler, bir şeyler. Ne oluyor, hayırdır? Adam senin manitanla arana giriyor. Sen de ağzını açıp bir kelime etmiyorsun yani. Ne oluyor, senin de hoşuna mı gidiyor ha? Derdin ne, derdin? Derdini söyle bana, derdini. Efsun, nasıl senin derdin ne? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Söylesene. Görünen köy kılavuz istemez Bahar ya. Onu diyorum, doğrudan dost doğru diyorum. İma yok. Efsun, sen aklını mı kaçırdın? Sen aklını mı kaçırdın? Senin babaanneni o haliyle öyle hapse götürdüler daha demin. Halan desen zaten klinikte yatıyor. Sen orada ailenin yanında olacağını gelmiş burada abuk subuk. Biz şimdi İsmail'den mi bahsediyoruz? Sana ne benim ailemden ya? Ha, sana ne? Sana ne oluyor ya? Sana ne benim halamdan? Haplarını çakıyor, sincap gibi uyuyor. Sana ne benim babaannemden? Elektrikli sandalyesiyle avluda bir oraya bir oraya geziniyor. Zengin kadın isterse yarın çıkabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Biz de girdik oralara, hiçbir şey olmuyor yani. Bırak ya bana mavra okumayı. Ne kızım, neyin vicdanını kimlere satıyorsun sen? Beni nereden suçlamaya kalkıyorsun ya? Nesin sen? Heydi misin? Çeker kız kendi misin? Nesin ya? Bak Bahar, iki insanın arasındaki elektriği anlayabilecek yaşa geldim ben. Sizin de aranızda İsmail'le maşallah koca bir trafo var yani. Efsun, sen hiç utanmıyor musun? Böyle bir şey nasıl aklına getirebilirsin? Ya nasıl bu kadar fesat düşünebilirsin? İsmail'den uzak duracaksın. Ateşi seviyorum dedin, bilmem dedin, ağladın, zırladın, çekildik aradan, tamam. Ama yeter ya, yeter be. Ben bir şeyi sevdiğim zaman, bir şeyle ilgilendiğim zaman ona siftinmeden iki dakika duramıyor musun kızım sen ya? Ha? Duramıyor musun, rahat etmiyor musun benim sevdiğim bir şeyi ele almaya çalışmadan sen? İsmail'den uzak duracaksın dedim. Efsun, çık odandan. Kimin evinden kimi kovuyorsun hanımefendi? Efsun Atahan'ım ben. Bu konak benim, senin oturduğun müştemilattaki bu oda da benim, anladın mı? Efsun, dışarı çık! Çık odandan, çık! Ya ne oluyorsunuz kızım, ne oluyorsunuz ya? Evi inlettiniz, yıkacak mısınız başıma tavuk kırtlaklar gibi? Neyi paylaşamıyorsunuz kızım? Ne oluyor? Kızın biraz hararet yapmış da yüzüne gözüne bir su çarp. Tomat gibi oldu, kırmızı alarm veriyor kendisi. Sen ne kızıyorsun buna, bilmiyor musun? Yedi sene kardeşine. Abuk. Tamam tatlım, tamam. Bırak. Sen uzak durun. Tamam. Anne. Bırak. Dayı götürmesinler, dayı engellesene, bir şey yapsana. Anneanne. Dayı içeri götürüyorlar, bir şey yap, bir şey. Kapatıyorlar. Kapıyı kapatıyorlar. Anneanne. 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 Dayım çıkartacaksın. Anneanne. Öldüreceksin öyle mi? Aferin. Anneannen seni iyi yetiştirmiş. Atan soyadının hakkını veriyorsun. Arda! Arda! Kardeşin yanına git hadi. Hadi. Şu küçücük kızı yaşattıklarını görüyorsun değil mi? Ne diyorsunuz siz Mehmet Emir Bey? Ben ondan daha küçük yaştayken bir yatağın altından annemle babamın öldürülmesini seyrettim. Hiçbirini onu üzmek için yapmadığımı siz de biliyorsunuz. Bunun adı adalet Mehmet Emir Bey.